Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden fazla zarf kullanılmıştır? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu ise miktar zarflarını buldurur. Yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu da zaman zarflarını buldurur arkadaşlar. Ayrıca İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için öncelikle hiçbir ek almadan kullanılması, yani burada yazdığımız şekliyle karşımıza çıkması, daha sonrasında bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi ve bir fiile ya da bir fiilimsiye sorulacak nere sorusuna yanıt vermesi gerekir. Bu durumda yer yön sözcükleri yer yön zarfı görevinde kullanılmış olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Herkesin kendi işiyle meşgul olduğu saatlerde o televizyonun karşısında uzanırdı. Uzanırdı sözcüğü burada yüklemdir. Yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne zaman uzanırdı? Herkesin kendi işiyle meşgul olduğu saatlerde. Bu ifadenin tamamı bu yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Ancak bu cümlede zarf görevinde başka bir ifade yoktur. Yani bu cümlede zarf görevinde bir tane söz grubu var. Kitapları raflara özenle yerleştiren adam bu kütüphanenin en kıdemli görevlisiydi. Şimdi bu cümlede geçen yerleştiren sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl yerleştiren özenle özenle ifadesi bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Yine bu cümlede geçen görevli sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl görevli, kıdemli görevli burası ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı oldu. Şimdi bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar kıdemli, en kıdemli en sözcüğü bir sıfata sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için burada miktar zarfı görevindedir ve bir sıfatı derecelendirmiştir. Dolayısıyla bu cümlede gördüğünüz gibi iki tane zarf var. Bunu da bu şekilde belirledik. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun dinmesiyle hepimiz bir bir dışarı çıktık. Çıktık sözcüğü burada hem bir fiildir hem de içinde geçtiği cümlenin yüklemidir. Şimdi bu fiile bir soru soruyorum. Nasıl çıktık? bir bir bu ikileme bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Ayrıca dışarı sözcüğü yer yön sözcüğüdür ve farklı bir ek almamıştır. Şimdi bu fiile bir soru daha yöneltiyorum. Nere çıktık? Dışarı. Dışarı sözcüğü bir fiili etkilemiş ve hiçbir ek almamış. Dolayısıyla burada yer yön zarfı görevindedir. Şimdi bu fiil aynı zamanda bir yüklem. Bu yüklemin kendisine bir soru soruyorum. Ne zaman çıktık? Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun dinmesiyle çıktık. Buranın tamamı yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için zaman zarfı görevindedir. Ayrıca bu zaman zarfının içerisinde de bir zarf var. İçerisinde geçen yani bu zaman zarfının içerisinde geçen yağan sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir arkadaşlar. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl yağan? bardaktan boşanırcasına bu ifadenin tamamı bu fiilimsinin durum zarfı görevindedir. Gördüğünüz gibi bu cümlede 1, 2, üç, dört tane zarf bulduk. Dolayısıyla bunu da bu şekilde belirledik. Yıkık dökük haldeki evde bir başına yaşayan yaşlı kadına mahalleli yardım ediyormuş. Şimdi bu cümlede geçen yaşayan sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl yaşayan? Bir başına, bir başına ifadesi burada durum zarfı görevindedir. Ancak bu cümlede zarf görevinde kullanılmış başka bir ifade yok. Dolayısıyla burada bir tane zarf var. Bunu da geçiyorum. Mesleğe başladığım yılı yaşadığım bir olay bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Şimdi bu cümlede geçen tecrübe sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl tecrübe? Büyük tecrübe. Burası ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı oldu. Bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar büyük? Çok büyük. Çok ifadesi bir sıfata sorulan ne kadar sorusuna yanıt verdiği için burada miktar zarfı görevindedir. Yine bu cümlede geçen yaşadığım sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum ne zaman yaşadığım, mesleğe başladığım yıl bu ifadenin tamamı bir fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Bunu da belirledik. Yani bu cümlede iki tane zarf var. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Çünkü bu seçenekte dört tane zarf var arkadaşlar.